Yani siz 2009 Haziran'dan önce bu ön hazırlıkları siz yaptınız Faruk Bey gelmeden. Siz de ön hazırlık yaptınız. Ama Faruk evet. Bey'in aklındakiyle sizin planladığınız, sizin tasarımınız farklıydı. Evet. Bizim tasarımımız şuydu. Alevi örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hükümetin temsilcilerinin bir masaya oturmasıydı. Ama ve bizim Çalıştay önerimiz bir iki toplantıydı. Muhatabımız hükümet olacaktı. Fakat Faruk Çelik gelince 7 tane Çalıştay ortaya atıldı. Ve işte gazeteciler, işte ilahiyatçılarla ayrı toplantı, gazetecilerle evet. ayrı toplantı, işte siyasilerle ayrı toplantı, bilmem kimlerle ayrı toplantı, aydınlarla ayrı toplantı diye 7 tane Çalıştay icat etti. O zaman ben Sayın Başbakan'a çıktım. Dedim ki, Sayın Başbakan, bizim muhatabımız hükümet, aydınlar falan filan değil. İlahiyatçılar bizim muhatabımız değil. Neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Bakın dedim, siz İspanya mıydı, Portekiz miydi tam hatırlamıyorum. Siz orada bir mesaj verdiniz. Dediniz ki, velev ki başörtüsü siyasi evet. sembol olsun. Ve ondan sonra getirdiniz anayasa değişikliğini. Ben dahil biz el kaldırdık. Başörtüsü serbestisi için. Hı hı. Bizim problemimizi de böyle halledelim dedim. Daha anayasa değişikliği oylaması yapılmamıştı. Bizim problemimizi de buraya sokalım. Bu değişikliğe sokalım, anayasa değişikliğine. Cemevlerini ibadethane ilan edelim. Bizim problemimizi de burada çözelim dedim. Ne gerek var 7 tane Çalıştay'a dedim. Ne dediler? Kabul etmediler. Kabul etmeyince ben Sayın Başbakan'ın danışmanlığından istifa ettim. Ve bu çalıştaylara katılmayacağımı belirttim. Yani siz Haziran 2019'dan önce danışmanlıktan evet. istifa ettiniz. Evet. Ve ben bu çalıştaylara katılmam dedim. Çünkü bu çalıştaylar bu mesele konusunda top dolandırmaktır. Bu çalıştayları, bu çalıştayları doğru görmüyorum dedim. Hatta o sırada Hürriyet Gazetesi'nde Sayın Şükrü Küçükşahin benim istifamı yazdı. Yani ben bunları hep söyledim. Yani baştan söylemiştim çünkü. Yani ilahiyatçılar değil bizim muhatabımız dedim. Yani bizim muhatabımız hükümet. Bizim problemimiz devletle. Yani ilahiyatçıdan bana ne? Yani dolayısıyla bu meselede ben iki taraftan ateş altında kaldım. Bakın, bu açılımı başlattık ki ben başlattım bunu. Bu açılımı başlattık. Benim adımı ortadan silmek için çok uğraştım. Yani kim uğraştı? Hükümet mi? Bazı Aleviler, hükümet de uğraştı. Aleviler de uğraştı diyorsunuz. Aleviler de uğraştı. Bazı Aleviler özellikle bunu bir Alevi toplumunun liderlik meselesi olarak gördüler. Eski ülkücü, ülke ocaklarının Almanya temsilcisi. Ben gittim. Yani karşılaşmadınız. Sizinle olan randevuya o da çağrılmıştı, öyle mi? Evet. Ben gittim. 5 dakika sonra Musa Serdar Çelebi geldi. Bana bu haber verilmemişti. Ben birdenbire Alevilik konusunda bir görüşmeye gidiyorum. Bir görüşmeye gidiyorum ve orada kendimi bir başka toplantıda buluyorum. İzzettin Doğan'ı çağırdığı bir konuk.
Neden çağırmış, anlayabildiniz mi? Bilemiyorum, ona sormak lazımdı. Peki siz, yani siz ne konuşmaya gitmişsiniz, konuşabildiniz mi? Bu konu ona engel oldu mu, yoksa üçünüz birlikte mi bir konuyu konuştunuz? Yani konuştuk. Biz İzzettin Doğan'la konuştuk ama İzzettin Doğan her zaman bir lafı yuvarladı. Ve ben oradan çıkarken aşağıda şoförüm vardı. Şoförüm beni aradı. Apartmandan çıkarttı. Dedi ki efendim dedi, burada Cem TV'nin kameraları var. Çıkarken lütfen yalnız çık. Çünkü o sırada Musa Serdar Çelebi de çıkacaktı. Yani ben orada Alevilerin problemini Musa Serdar Çelebi ile görüşmüş biri olarak Cem TV ekranlarına çıkacaktı. Tabii burada Alevi kamuoyu ne düşünecekti? Yani peki, yani İzzettin Bey böyle bir şeyi neden yapmak istedi? Neden yaptı? Biraz önce onun açılma bakışı. Biraz önce onu söyledim zaten. Yani bunu bir liderlik mücadelesine dönüştürdüler. Peki Çalıştay ve bu toplantılara katılan Alevi kurumlarının taleplerini, o süreci yönlendirmedeki etkilerini takip edebildiniz mi? Etmişsinizdir mutlaka. Yani bunları bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Alevi kurumları Çalıştaylar sürecin boyunca nasıl bir performans gösterdi sizce? Taleplerini iyi anlattı mı? Ben Alevi kurumları konusunda çok dertliyim. Bakın, size bir şey anlatayım. Bir örnek vereyim size. Sayın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, ben Dolmabahçe Sarayı'nda bir Alevi kurumunun yönetim kuruluyla buluşuyoruz. Orada taleplerini dinleyeceğiz ve not alacağız. Dolmabahçe. 2008'de. 2009'da. 2009'da, Çalıştay öncesinde. Sizin istifanızdan öncesinde. Oturduk, taleplerini alacağız. Kurumun değerli başkanı söz aldı. Bayağı konuşmanın sonlarına doğru. Birinci madde olarak düzenleyicileri bir toplantıya 50 milyon lira istedi. Şimdi ortamı düşünün. Talepleri düşünün ve orada bir kurum başkanının, ciddi kerli ferli bir kurum başkanının ilk sözünün başbakandan 50 milyon lira istemek olduğunu düşünün. Ben yerin dibine girdim. Yani siz cemevleri ibadethane olsun, zorunlu din dersleri kaldırılsın şeklinde özetleyeceğimiz genel Alevi taleplerini duymak istiyordunuz. Onu duydunuz. Bu yüzden mi hayal kırıklığına uğradınız? Ben yerin dibine girdim ve dedim ki Sayın Başbakanım, bu konuyla ben muhatap olabilirim dedim. Ha, bir şunu söyleyeyim, o para da sonunda ödendi. Alevilik üzerine yazılmış en vahim belgelerden biridir. O rapor Alevilik meselesini bir güvenlik meselesi olarak koyan bir rapordur. Çok özür diliyorum. Raporu kim yazdı Reha Bey? Hükümetin, ya Faruk Çelik arkadaşı. Necdet Subaşı yazdı. Efendim? Necdet Subaşı yazdı. Necdet Subaşı yazdı. Evet, ve zannediyorum ki şu anda kendisi de o rapordan memnun değildir. Kendisi de o rapordan pek hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Ve ben o raporu her bulunduğum konferansta, seminerde eleştirdim. O Alevi meselesini, Alevileri bir güvenlik sorunu olarak gören, Dersim katliamından bu yana süren tavrın devamıdır. Başka hiçbir şey değildir. Yani çünkü o raporda benim altını çizdiğim satırlar vardı.
Neredeyse her yerini çizdim ben raporun. Üzerinde çok ciddi çalıştım. O rapor tamamen Aleviliği bir güvenlik meselesine indirgeyen vahim bir rapor.